Tepede olduğu için tepede. Tepecik demişler. Efendim? Açıkçası daha bir dakika. Detaylı bir Ezel Hanım, benim köyümün mahallemin ismi de Tepe Mahallesi. Tepe. Yani onu söyleyeyim. Evet. Biz Beylikköy'ünden ayrılmayız. Ama dur bir saniye. Şimdi yayına başlamadan önce sevgili izleyenler, ekran başındakiler. Aman Ezel Hanım, hani sakın sorma Tepecik nereye bağlı, nereden gelme falan. Şimdi tabii biz fikir yürütüyoruz nereden gelme falan. Artık işi biz şeye aldık, biraz makaraya aldık. Buldun mu cevabını? Buldum, buldum ama internette araştırdım. Öyle bir Tepecik. Öyle bir Tepecik. Yani artık ben tamamen doğaçlama söylüyorum. Tepede olduğu için herhalde tepede Tepecik demişler. Bence haritada da yok o. Haritada var. Haritada çıkıyor. Haritada çıkıyor. Haritada çıkıyor. Yok. La ilahe illallah. Ay Muhammed Resulullah. Ay Allah, ateş bastı beni. Başkanım ya. Çok mu tepede sizin köy? Bayağı bir tepedeler. Yani, bizim orduyu biliyorsunuz, ordulusunuz. Hep öyle zaten. Boztepe ile aşağı yukarı emmiyüz. Biraz tepe olunca ismi Tepe evet. Köy oluyor. Yani. Valla en Tepecik belki de Kasımpaşa'dan almıştır Ezel Hanım. Tepecik, o yorumu yaptım tepecik ben. Mi, tepecik ne mi, Kuruçaylı mı diye tabi. Yani, evet, İzmir'den, İzmir Tepecik'ten İzmir. Aldık da orduyu da bağladık İzmir Tepeci'ye. Bize İzmir'e helal olsun. Ta İstanbul, İzmir'e bağladık. Tabii yani biz evet. Böyle hani çok geniş düşünen insanlarız evet, biz evet. Ordulular böyle bir anda. Ya çok şükür gönlümüz de zengin Tepeci'yi bile verebiliyoruz yani evet. Başka memlekete. Yok vermeyiz. Vermeyiz yani. Tepeci'yi veremeyiz. Buradan Tepecik köy muhtarımıza olsun, Tepecik köylülere, Bekirli köylülere, Doğan köylülere, başkanlarım sizlerin ayağınıza sağlık. Hepsine selam ediyorum. Tabi öncelikle annem babamın ellerinden öpüyorum. Seyrediyorlar. Biz de ellerinden öpüyoruz. Sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Allah annemden ve babamdan razı olsun. Bizleri yetiştirdiler. Efendim ne demek şimdi oğlu başkan olmuş, sonra televizyona çıkmış annesine. Aynen selam öyle. Gönderiyor değil bizden mi? Bizden de selam sevgiler mutlu, olsun. Bizden de selam olsun efendim. Adem Tiryaki'yi bir tanıyalım o zaman. Çok renkli bir kişiliğe Adem, sahip çünkü. Adem Tiryaki 1973 yılında Perşembe Tepecik Köyü'nde Dursun'dan olma, Güçsün'den doğma bir vatandaş. Güçsün halamızın oğlusu. Evet. Elhamdülillah. Kimden olma? Dursun'dan olma. Güçsün'den doğma Güçsün'den bir vatandaş. Güçsün'den doğma. Evet. Adem Tiryaki böyle işte bu kadar. Ya ne kadar kısa ve net anlattı. Evet. Evet. Allah senin iyiliğini ya, versin değil mi? Cümlemizin. Cümlemiz. Vallahi cümlemizin. Ay çok güldüm evet. Ya. Koptum ya Rabbim ya. Evet. Başkanım. 73 doğumluyum. 73 doğumluyum. Çok genciz ya maşallah. Evet. Serbest meslekle uğraşıyorum. 2002 yılında kurmuş olduğumuz derneğimizin... Ona geleceğim. Dur kendini bir tanıyalım ya. Kendim ta... Ben bu bitti şey mi? 73 olmayayım. Kaç çocuk var? Evli ben, misin? Bekar mısın? Bir kızım, bir de oğlum var. Allah bağışlasın. Eşime de teşekkür ediyorum. Bana bir kız ve bir oğlan evlat verdiği için. Maşallah. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Maşallah. Kaç yaşında kızla oğlan? Kızım 18'ine girdi. Oğlum da 11 yaşında. Maşallah ya. Vallahi diyorum evde tabii kaldım eşim, diyorum da kimse inanmıyor vallahi. Eşim de darılmasın buradan. Eşimin annesine ve babasına da ellerinden öpüyorum. Ha eşim darılmasın. Yani biraz ya eve gider belki sitem eder. Ha, okay. Belki sitem eder. Benim annemin babamın adını söylemedin diye. O zaman eşine de güzel bir şey söyle. Tabii eşimi de seviyorum. Ha eşimi de seviyorum dedi. Sağ olsun. Benim için önemli olan bu. Tamam anne baba zaten Allah başımızdan eksik etmesin gerçekten. De. Artık yani adam almışız, evet. Kadın almış, iş bitmiş yani abi. Yani, onlara evet. Söyleyelim sevgimizi, evet. Aşkımızı. Evli çiftler arasında gerçekten bu sorun hep vardır. Yani işte sen benim anneme şunu yapmadın, benim babama bu yapmadın. Evet. Hayır değil mi ya? Yani gerçekten bu çok önemli yani. Var var. Aslında işte karşılıklı saygı ve sevgi. Onların mutluluğu önemli. Evet. Yani büyüklerimiz bu konuda biraz tabii şey var ya hani ilgiyi de seviyoruz değil mi? Hani aynen. İlgiyi aynen. Biraz da böyle yaş ilerledikçe biraz da çocuk mu oluyoruz? Değil mi? Çocuklaşıyorlar yani. O yüzden onlara her zaman sevgimizi daim edeceğiz. Evet Turan Bey, bir mesajlarımıza bir bakalım. Çünkü izleyenlerimiz mesajlarını göndermişlerdir. Efendim? Sonra Adem Bey'i daha çok sıkıştıracağız da. Neyse Tepecik olayını hallettik Allah'tan da. Yani kısa yoldan hallettik yani. Biraz dedim uzun sürer ama. Var mı mesajlarımız yoksa hiç direkt şarkıyla devam edelim. Zaten yayınımız da gecikmeli başladı. Bilgisayarda sıkıntı var. O zaman şöyle bir şey yapalım. Geldi. Tamam. Geldi. Ezel Hanım. Efendim Turan Bey. Merhaba ben Ayhan Sönmez.
Evet. Kilislioğlu. İnşaat, su. Ayhan Sönmez'e teşekkür ederiz. Mustafa seyretmekteyiz. Ya nasıl yazmış bir bak. Yazanda mı kabahat, okuyanda mı acaba? Çok efendim? Merak ediyorum. Hangisinde? Merhaba, ben Ayhan Sönmez. İkinci baskı. Kilisoğlu. Kilis, tamam. Ayhan Sönmez'e teşekkür ediyorum. Bu arada hemen o şu hatırlatmayı da yapayım. Buradan Ayhan Sönmez'e ve Sönmez Şahin ailesine, Etüte ailesine başsağlığı diliyorum. Bugün Muş Ağlakaya köyünden, pardon, Oğlakaya köyünden Lütfü Şahin Allah'ın rahmetine ermiştir. Ailesine, kederli ailesine başsağlığı diliyorum ve buradan da Ayhan Sönmez'lere selam ve sevgilerimi iletiyorum. Bütün Muş'a da selam, sevgiler olsun ve sonra burası Muşturlu'ya bağlayacağız. Evet, mesajlarımıza devam edeceğiz. Ezan. Evet, o zaman hadi bakalım. Burası Muşturlu'ya devam edelim. Burası Muş'tur.
Ağzına sağlık Ezel Hanım. Hadi bakalım. Teşekkür ediyorum Elif. Sağ olun. Maşallah. Yüreğinize sağlık, elinize sağlık. Ağzına sağlık Ezel Hanım. Çok teşekkür ediyorum vallahi. Güzeldi değil mi? Yine söylüyorum, müthiş bir eser. Vallahi kesinlikle müthiş bir eser, kesinlikle. Evet, kısacık bir reklamlardan sonra tekrar buradayız. Reklamlar. Altın Toprak Ars Ofisi'nin katkılarıyla hazırlanan İki Gözüm programı devam edecek. Basında yeni dönem başlıyor. Yakında. We'll be right back.
diliyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyoruz. TV52 ekranlarında bizleri izleyen tüm seyircilerimize ve burada bizleri yalnız bırakmayan seyircilerimize de hoş geldiniz diyoruz. Altın Toprak Arz Ofisi olarak kazanmaya ve kazandırmaya devam ediyoruz. İstanbul'un göz bebeği Silivri Değirmenköy Mahallesi'nden bizler yatırımın tek adresi olarak küçük bütçelerinizi yarının dev bir yatırım haline getirmek için 0212 667 0707 0552 248 5860'dan İstanbul tapulu bir yerim olsun diyorsanız bizleri aramanız, call center'daki arkadaşlarımız sizlere yardımcı olacaktır. Neden Silivri? Silivri şu an projesiyle ve gündemde rant almış en büyük ilçelerimizden ve geleceğe dediğimiz gibi İstanbul Avrupa yakasına açılan ve gidişatı olan bir kapı. Bizler diyoruz ki yatırım yapmadan önce isterseniz bir araştırın ama Altın Toprak Arz Ofisi için sizler için ne yapmış bunu bir kez daha burada sizlere vurgulamak istiyorum. Çünkü bizler gerçek anlamda şeffaf olarak sizlere söylediğimiz Silivri Değirmenköy Mahallesi'ndeki yerlerimiz 300 metre parsel içerisinde yatırım amaçlı yerlerimiz asfalt yol üzerinde saklı bağ villalarının hemen yanı başında ve göl manzaralı doğasıyla atmosferiyle sizlere o eşsiz manzarayı yaşatmak adına pazar günü ücretsiz servislerimizle sizleri davet ediyoruz. Peki bu yerlerimizle alakalı İstanbul Tapulu nasıl teslim ediyoruz projeler ve neden Silivri diye bir yatırımımız olsun desinler Fırat Bey? Öncelikle hoş geldiniz ekranlara başınızdaki sevgili seyircilerimiz TV52 ekranına. Şimdi öncelikle Silivri gelişime açık bir bölge. Yani baktığınızda hem ulaşım anlamında hem de yerleşim anlamında Silivri diğer İstanbul'un ilçelerine baktığınızda, bölgelerine baktığınızda gerçekten hem yer anlamında hem de lojistik anlamda tam yerleşim alanı. Şimdi bundan birkaç yıl öncesinde bizim araştırmalarımızı yaptığımızda Silivri'de dönüm dönüm yerler satılıyordu. İnanın kimse yüzüne bakmıyordu. Ama şu anda biz yer bulmakta zorlanıyoruz. Yani ben diyorum ki bundan 3-5 sene sonrasını da artık ben hiç düşünemiyorum. O yüzden acele edin biraz. 0212 667 0707 arayın. Siz de geleceğinize yatırım yapmak için, kazançlı yatırımlar yapmak için lütfen bu numarayı arayın ki keşke demeyin. Aynı zamanda Silivri özellikle demin dediğim gibi lojistiğin yanı sıra Kanal İstanbul projesi yani devletin oraya sunmuş olduğu projeler var. Bu projeler çok da büyük yatırımlar gerektiriyor. Yani Kanal İstanbul'un yanı sıra işte Türkiye'nin en büyük göğüs hastalıkları hastanesi yine oraya kurulacak. Aynı zamanda yine Fenerbahçe'nin büyük tesisleri oraya geliyor. Birçok üniversite var orada. Yani onun gibi birçok şey E5, E6 bizim yerlerimiz de sizlere sunduğumuz yerler bizim özenle ve titizle seçtiğimiz yerlerdir. Yani baktığınızda gelip oraya uzun vadede bir kazanç sağlamayacaksınız. Çok kısa vadede inanılmaz kazançlar sağlayacaksınız. O yüzden biz diyoruz ki pazar günlüğüne kaydınızı yaptırabilmeniz için bugünden arayın. Bir de sürprizimiz var ama Deniz Hanım birazcık daha bahsetsin yerlerimizden. Sürprizi birazdan söyleyeceğim. Şimdi öncelikle dernek başkanlarımıza da buradan selam ve sevgiler göndermek istiyorum. Altın Toprak Arz Ofisi sponsorluğuyla sizlerin karşısındayız ama Altın Toprak Arz Ofisi Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Murat Çakmak ve Sinan Karamelek dernek başkanıdır kendileri ve derneklerin birlikte ve beraberliklerini bir arada olmasını, nasıl bir çalışma içerisinde olduklarını kendileri gayet iyi biliyorlar. Ve şuradan yola çıkarak denildi ki derneklerin de birlik ve beraberlik içerisinde nasıl yatırım yapabilirler ve bu anlamda biz nasıl destek veririz dediklerinde şöyle bir güzel bir çizelge yaptılar. 10 tane yatırım yapacak olan dernek başkanımıza sponsorluğunu ve 15 tane yer seçip kendilerine aldıklarında da bir parselde kendilerine, derneklerine hediye ediyorlar. Bu anlamda da kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yatırım denince ne yapmamız gerektiğini Altın Toprak Arz Ofisi olarak her zaman damgasını vurarak biz yenilikçi olarak sizler için daha iyi neresi diye bizler koşuşturuyoruz.
Mizer'in dediği gibi Silivri neden Silivri? İstanbul artık metropol bir şehir olduğu için maalesef artık boğuculuk, yani rahat bir atmosfer değil. Hafta sonu memleketimize gidemeyiz ama memleket edasında bir hava yaşayıp hobi bahçesi haline getireceğiniz 300 metrekare parsellik yerlerimize hafta sonu çoluğunuzla çocuğunuzla gidebileceğiniz bir yer. Aynen. Sizlerin aynen kendinize ait bir yer olsun, İstanbul topulu olsun diyorsanız 39.900 TL'den sizlere sunuyoruz. Yarı peşin yarı taksitle. Aracınız olabilir, takas yapabiliyoruz. Biz size tapuyu teslim edene kadar 5 kuruş para talep etmiyoruz. Tapunuzu teslim ettikten sonra bizler zaten Altın Toprak Arsa Ofisi'ne gelip güvenen her kişiye de teslim ettiğimiz takdirde sizlerden ödememiz olsa bile biz tapuya asla ipotek ve şer koymuyoruz. Çünkü biz güvenin tek adresi diyoruz. Çünkü ilk önce biz sizin güveninizi kazanıyoruz. Daha sonra sizlere kazandırıyoruz. Bizler diyoruz ki Silivri'de yeriniz olması neden olmasın? Bakın Çorlu Havaalanı'na sadece 6 kilometre mesafede bir yer. Allah Çerkezköy Allah. Organize Sanayisi'nin içerisinde. Ve inanılmaz, yani bugün ben oraya gittim. İleriki dönemde yerleşim yapacağım ama iş bulabilir miyim diye bir sıkıntınız olmayacak. Çünkü geriye dönüp baktığınızda İstanbul'un içerisinde bir tane fabrika bulamazsınız. %70'ine varan fabrikaların tamamı Silivri tarafına göç etmiştir. Buradaki iş potansiyeli de inanılmaz yükselmiştir. Biz size buradan daha güzel kazançlar elde etmeniz için Silivri'ye Sefaköy 5 yoldaki şubemize gelerek buradaki ücretsiz servislerimizden bir yer ayırtıp daha sonra size o eşsiz anlatmakla bitiremediğimiz yerleri, ben şunu söylüyorum, anlatmak yetmiyor, yaşatmak gerekiyor. Buyurun, ama gelip gelin görmeniz diyoruz. Ama gelip görebilmeniz için öncelikle tabii ki alt banttan geçen numaralarımızı arıyorsunuz. Çağrı merkezinde şu anda sizleri heyecanla bekleyen çağrı merkezindeki arkadaşlarımıza isminizi, kaydınızı yaptırıyorsunuz ve pazar günü bizimle beraber geliyorsunuz. Fakat bugün bu programa özel, özellikle İki Gözün programına ve TV52 seyircilerine özel ve burada stüdyoda bulunan seyircilerimize de bu kampanyadan faydalandıracağız. Bugün şu andan itibaren bizi arayan ve kaydını yaptıran, pazar günü bizimle gelip yerini beğenen ve tapusunu alan herkese biz bugün özel, sadece bugün, yarın deseniz ki olur mu, olmayacak. Sadece bugün özel için diyorum, çağrınızı ona göre yapın. 107 ekran LCD televizyonu da tapusuyla birlikte hediye edeceğiz. Allah Allah. Biz evet. Şimdi TV2 ekrandaki seyircilerimiz her hafta İki Gözün programını yalnız bırakmadılar. Ve her zaman burada oldukları için de çok teşekkür ediyorum. Ama Karadeniz bölgesine buradan seslenmek istiyorum. Bizleri ekran başında ve Altın Toprak Arsa Ofisi'nde yatırımlarınızla da yalnız bırakmazsanız çok mutlu oluruz. Dediğimiz gibi 0212 667 0707'den bizleri ararsanız daha geniş ve şeffaf bilgileri de alabilirsiniz. Bir de şunu söyleyeyim. Bir çayımızı, bir kahvemizi içmek için de sizleri bekliyoruz. Yani bakın çok uzak bir yerde değiliz. Çünkü artık ulaşım olduğu yerde, bugün İstanbul'dan ta Edirne'ye kadar artık ulaşım var. Yani çok da kısa mesafelerde kat ediyoruz bu ulaşımla araçlarımız. Hem kendi araçlarımız olsun, hem toplu taşımacılık olsun. Bugün metrobüs artık Silivri'ye kadar şu anda başladı, çalışmalar yapılıyor. Bakın Silivri'ye kadar metrobüs geliyor. Kendi aracınızla Mecidiyeköy'ü baz alırsanız 40 dakikada yerlerimize varabiliyorsunuz. Yani bugün bir memleketimize gidelim, yazın havasını alalım dediğinizde 10-15 saat yol gidiyoruz. Git gel bizi zaten yoruyor. Ama burada bir yer aldığımızda, bir hobi bahçesine çevirdiğimizde pazar günlerimizi çoluğumuzla çocuğumuzla toprağa dokunarak, yalın ayak toprağa dokunarak, elektriklerimizi atarak, çünkü insanda inanılmaz hafta içerisinde bir yük var, elektrik yükü. Bunu hep psikologlar da söylüyor. Toprağa değin. Koyun toprağa ayağınızı. Koyun, mutlaka koyun, elektriğinizi alınsın diyor. Aslında aynı zamanda ben şunu da söylemek istiyorum Fırat Bey. Silivri turizm cenneti diyorum. Başlı başınca bir turizm cenneti, doğası. Yazın 500 bin nüfus oluyor. Bakın yazın 500 bin nüfus oluyor. Yani insanlar kesinlikle oraya piknik yapmak için gidiyorlar. Çok özür dilerim Turan Bey. Ama buraya sadece piknik için değil, yatırım yapmak için de emin olun bir hafta sonu çıkıp geldiğinizde, özellikle bizim size ekran başında anlattığımız bu güzel eşsiz yerler,
yerlerimizi. Emin olun oraya gittiğinizde daha fazlasını. Çünkü biz diyoruz ki asfalt yol üzerinde biz sizi götürüp de dağın tepesinde bir yer tanıtmıyoruz. Yine biz buradayız. Haftaya yine burada olacağız. Emin olun yine sizler de burada olduğunuzda ekran başında da telefonla da bağlanabilirsiniz. Nasıl anlattıysak şeffafız. Ne bir eksik ne bir fazla. Efendim bizler, şunu söylemek istiyorum. Çok kısa geçeceğim. Evet, çok özür dilerim. Bizler diyoruz ki bugün alın yarın kazmayı vurun demiyoruz. Havada uçuşan sözler değil, gerçek anlamda ayağımızı bugün nasıl yere basıyorsak kesinlikle. Sizlere de aynı şekilde aynı yerleri nasıl söylediysek tapusu da yine İstanbul tapulu bir yerinizi teslim ediyorsunuz. Bizler size teslim ediyoruz. Ama bunları diyoruz ya sizlere burada ekran başında anlatmak yetmiyor. Sizleri de yanımızda görürsek özellikle TV'deki ekranlarındaki Karadeniz'de tüm hemşirelerimize seslenmek istiyorum. Emin olun ki bu eşsiz yerlerden keşke o kadar anlattılar. Bu kadar sponsorluğuyla Altın Toprak Arsa Ofisi Murat Çakmak ve Sinan Karameli'ye sonsuz teşekkürler ediyorum. Ya hani gidelim de görelim kafanızda değil ama gözünüzle görüp gezmeniz gereken Silivri Değirmen Köyü muhakkak ki görmenizi istiyoruz. Televizyonlarını yeni açan veyahut da tekrardan TV52 ekranlarına kumandayla basan seyircilerimize bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Şu an itibariyle bizi arayan alttan geçen telefon numaralarımızdan, banttan geçen telefon numaralarımızdan bizleri arayın. Sizlere sürprizimiz 107 ekran LCD televizyonu tapunuzla birlikte hediye edeceğiz. Kesinlikle çekiliş yok, kura yok sevgili dostlarımız. O yüzden diyoruz ki 0212 667 0707 arayarak kaydınızı yaptırın. Efendim ben sevgili seyircilerime şunu söylemek istiyorum. Samimi olarak söylüyorum, bu bir fırsattır. Tabii ki bir yani yıllar önce arsa alanlar hep kazandılar, şu anda zengin oldular efendim ya. Yani. Ben şunu söylemek bunu bir istiyorum. İzah etmek lazım. Tabii bunu ki. İyi bir beynimize koymamız lazım. Yani 40 Tülen milyon. Bey, hani evet. Çok güzel bir cümleye değindiniz. Altın dedik. Altınlar. Hanımlara sesleniyorum. Şimdi burada da bizi izleyen ablalarımız var. Gülüyorlar. Hakikaten siz yastık altında o altınlar size bir şey getirmez ama bakın toprak her zaman için size en güzel verim verecek, yatırım verecek tek şey topraktır. Aşık Veysel'in söylediği gibi topraktan geleceğiz, toprağa gideceğiz. Kesinlikle. Ama yatırımın gerçek anlamında toprağa yaparsanız ben şöyle bir örnek vereyim mi? Doların ve euronun altının size 10 yılda getiremeyeceğini ama size 3 yılda getirebileceği bir finans elde etmek istiyorsanız bir çekirdek, altın toprak arsa bir çekirdek koyuyorsunuz, koskoca ağaç bitiyor. Yani toprağa verdiğiniz her şeyin 1000 katını size geri veriyor. Tabii şurada şöyle bir örnek de vereyim. Biz bundan 2 sene öncesine kadar çantada yerler veriyorduk. O yerlerimiz 19.920.000 liraydı. Ve 20 ay vade yapıyorduk, 24 ay. Bugün hala taksitini ödeyenler var. Ama bugün çantadan o 19.900 liraya aldı ve hala taksitini ödeyenler bugün orayı 60.000'den aşağı vermiyorlar. Üstadım, bakın 2 yıl geçti. O yüzden bu bir örnektir. Bu örnekle dolayı diyoruz ki siz de geç kalmayın. 39.900 lira yarısı peşin, yarısı 20 ay vade. Siz borcunuzu ödeyene kadar yeriniz 2-3 kat değerlenecektir. O yüzden alt battan geçen telefonlarımızı arayın diyoruz. Tekrar numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. 0212 667 0707 0552 248 5860'tan bizlere ulaşmanız yeterli. Hafta sonunu muhakkak ki iple çekiyoruz. İnanılmaz son 15 parsel yerlerimizi sizlere sunmak için Altın Toprak Arsa Ofisi olarak hizmet vermekteyiz. Güvenin ve kazandırmanın tek adresi Altın Toprak Arsa Ofisi'nden herkese huzurlu akşamlar diliyorum. Gelin biz de hep beraber pazar günü Deniz Hanım'da, ben de ve çeşitli değerli sanatçılarımızla sizlerle birlikte oraya gideceğiz, göreceğiz efendim. İyi akşamlar diliyorum. Altın Toprak Arsa Ofisi'ne teşekkürler, iyi akşamlar. Basında yeni dönem başlıyor. Yakında. Müzik
Sezgin Yaşar'ın hazırlayıp sunduğu Tefekkür Saati her Perşembe saat 19.30'da. Bu hafta Tefekkür Saati'nin konuğu Ordil Müftü Yardımcısı Seyfullah Çakır olacak. Müminlerin Kur'an-ı Kerim'de zikredilen özellikleri konuşulacak. Tefekkür Saati Perşembe akşamı saat 19.30'da. Sakın kaçırmayın. Televizyonun başından ayrıldığınızda aklınız bizde kalmasın. Artık ister okulda, ister işte, ister tatilde olun. TV 52 hep yanınızda. Hemen akıllı telefon ya da tabletlerinizin mobil uygulamalarından TV 52'yi indirin. Siz nereye giderseniz biz de oraya gelelim. TV 52 şimdi mobil uygulamalarla hem çok renkli hem de her yerde. TV 52 dijital platformlarda yerini almaya devam ediyor. DSmart'ın ardından TV 52 şimdi de Türksat paketinde Digiturk 222. kanalda. Altın Toprak Arsa Ofisi'nin katkılarıyla hazırlanan İki Gözüm programı devam ediyor. On birinde Gonca diye koklarlar, on ikide elma deyip saklarlar, on üçünde cevri cefa çekerler, on dördünde hamra şekere benzer aman. Yalana karışmış.
günahlarına ağlar. Ellisinde insanlara bel bağlar, dağ başına çökmüş dumana benzer. Vefasız dünya. Çok güzel bir eser ve çok da zor bir eser hakikaten. Yüreğine sağlık. Evet, kısacık bir reklamlardan sonra tekrar sizlerleyiz TV 52 İstanbul stüdyolarında. Evet, haftalardır bir yarışmamız vardı. Ses yarışması, yorumuna kendine güvenen arkadaşlarımız en güzel şarkılarını seslendirip videolarını gönderdiler TV 52 İki Göz'ün Facebook sayfasına ve yarışmamız devam ediyor tabii ki. Ve artık geçen hafta birincimizi halk oylamasıyla seçtik. Çok da güzel bir eserle katılmıştı. Vur Gitsin'i İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği bir eserle Vur Gitsin'i birinci olarak seçildi. Arkadaşımız TV 52 İstanbul stüdyolarına canlı performansını göstermesi için geldi. Ben buraya davet etmek istiyorum. Adem Bulut. Hoş geldin sevgili kardeşim. Ademciğim hoş geldin canım. Hemen şarkına girmeden kısa bir tanıyalım seni. Gel. Adem hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş bulduk, sağ olun. Nerelisin? Ben Aslen Erzurum, doğma benim Rize'de. Aslen, tabii pardon, bugün hep koptuk yayından biz yani. Turan Bey niye bakmıyorsun bu mikrofon işlerine? Bu mesaj ve mikrofon işleri sende. Hemen hemen bir şey yapayım ben tabii. Estağfurullah. Aa, yaka mikrofonun yok senin. Ya adama takmadık. Neyse, canlı yayın azizliğine uğradık. Neyin azizliğine uğradık bilmiyorum. Hoş geldin tekrar kardeşim. Teşekkür ederim, sağ olun. Nerelisin Adem Bey? Aslen Erzurum, doğma büyüme Rize. Şimdi Bursa'da ikamet ediyoruz. Çok maşallah. Yani, hay maşallah. Türkiye'liyiz. Evet, kesinlikle Türkiye'liyiz. Buradan Erzurum'a da Rize'ye de selamlar, sevgiler olsun. Seni Medeni Cesareti... Evet, selamlarını gönderiyoruz. Medeni Cesaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ediyorum böyle bir program yaptığınız için ve böyle bir yarışma yapıp da bizim gibi... genç yeteneklere diyeyim. Aynen, aynen. Eyvallah. Kesinlikle. Eyvallah. Biz de teşekkür ederiz ki sen oraya dedin ya Medeni Cesaretini gösterip videonu paylaştın. Evet, bugün seni canlı canlı artık dinleyelim. İnşallah. Sazlarıma söyle ne söyleyeceğini. Evet. Adem Bulut. Teşekkürler, sağ olun. Yani. Oh,
orkestraya kocaman bir alkış. Dokunma benim. Taş mı sandın? Taş mı sandın? Yüreğim kalem bedeli. Her demey zalim felek sineme dokunma benim. Taş mı sandın, taş mı sandın, yüreğim kalem bedeli. Aho, aho. Fermanımı, Urfa Mardin beyleri kestiler fermanımı, aman
Sizlere kocaman alkışlar. Önce Ezel Hanım'a ve Turan Bey'e. Sonra da değerli orkestraya. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Güzel, yüreğine sağlık, yorumuna sağlık. Gerçekten çok güzel okudun. Burada efendim, da canlı performans. Söz verdiğimiz gibi hediyesini de yarın takdim ediyoruz. Evet. Kardeşimize ağzına yüreğine sağlık. Sağ olun hocam. Siz de efendim videolarınızı gönderin. Bakın neler oluyor, neler. Çok teşekkür ederim. Görüyorsunuz. Adem Bulut'a bir alkış alayım. Benim medeniye cesaretinden Allah yolunu açık etsin kardeşim. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler, sağ olasın. Efendim, Perşembe Bekirli Köyü Dernek Başkanı Mithat Çaylak abimiz de burada ve yine Perşembe Doğanköy Dernek Başkanı Davut Çarıkçı üstadımız da aramızda. Efendim, teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bir de mesajlarımıza bakalım mı? Sevgili bakalım. İzleyenlerimiz üzülmesinler, Ezel Hanım, kırılmasınlar doğru. Bize. Evet. Sonra hemen yeniliyorum. Sevgili konuğumuza döneceğiz Adem Bey'e. Efendim merhabalar, ben Ordu Tepecik Köyü'nden Sezer Ergin. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Dernek Başkanımız Adem Tiryaki'ye Tepecik Köyü olarak gururla izliyoruz, saygılar sunuyorum. Evet, teşekkürler. Adem Başkanımız, evet. Yine iyi yayınlar, ben Ümraniye'den Yusuf Güçlü, Ordu Ünyelim. Programınızı beğenerek izliyorum. Ezel Hanım, sizden iki gözüm okursanız memnun olurum. Turan Bey'e de selamlar demiş. Ve aleyküm selam efendim. İki gözü... Kim göndermiş? Vallahi isim yazmamış efendim. Ümraniye'de. Perşembe ilçesi. Bekirli Köyü eski dernek başkanı Mehmet Çaylak. Programınız hayırlı olsun. Efendim Mehmet Çaylak Bey'den geliyor bu. Evet, teşekkürler. Başarılarınızın devamını dilerim. Tüm Bekirli köylülere ve Ordulu hemşerilerime selamlarımı, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Evet. Hayırlı akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum demiş. Biz de selam söylüyoruz efendim. Hayırlı akşamlar, programınızı beğenerek takip ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Dernek Başkanımız Adem Tiryaki'ye ve sevgiler diliyoruz tüm Kalyon ailesi olarak demiş efendim. Teşekkürler. Kalyon ailesine de biz de sevgiler sunuyoruz. Yine Akgündüz ailesi olarak Tepecik Köyü'ndeki bütün akrabalarımıza selamlarımızı iletiyoruz. Dedemiz Abulu Dursun için Akkuş'un gürgenlerini söylerseniz seviniriz. İyi yayınlar Ercan, Akgündüz ve ailesi. Teşekkür ederiz. Akgündüz ailesine selam söyle. Efendim söyledim. Yine merhaba, ben Ordu Perşembe Tepecik Köyü'nden Çerkez Eray programınızı bulunan dernek başkanımız Adem Tiryaki ve güzel ordumuzu ve köyümüzü temsilen çok teşekkür eder, saygılar sunarız demiş efendim. Teşekkür ediyorum Eray Bey. Eray efendim yeğenim. Bizler de saygılar sunuyoruz ve mesajlarımıza yine teşekkür ediyoruz. Evet Adem Bey, derneğimizin merkezi nerede ve ne zaman kuruldu? Derneğimiz 2002 yılında Şişli Kuştepe'de kurduk. Cevat Tiryaki önderliğinde derneğimiz yönetim kurulunda o zaman kurucu üyelerimiz Mehmet Gürsoy abimiz vardı. İşte Ahmet Tiryaki, Mehmet Seçme, Dursun Tiryaki, Bilal Sakarya, Mehmet Tiryaki, Cevdet Ergin, Çetin Tiryaki, Kani Kontaş, Ercan Akgündüz, Alaaddin Ergin, Çakmak Sönmez, Tayfun Kısa, Sezai Kontaş ve İsa Gürsoy'ların çabasıyla, önderliğiyle bunların hepsi kurucu mu?
Kurucu üyemiz. Maşallah. Evet, kurucu kaç üyemiz. Kişi birden kurmuş bu derneği? Zaten o kadar da yönetimde de o kadar insan var zaten. Efendim. O bunların ya, çabasıyla, bunların çabasıyla 99 yılında aslında biz derneğimize başladık. Ara ara toplanarak. Sayın Başkanım, bunlar hepsi şey mi, yönetimde değil mi? Kurucu üyelerimiz. Yok, kurduk. Kurucu üyelerimiz. Evet. Dernek zaten yönetim kurulumuz var. 30 kişi kurucu üye var. Maşallah. Ben, yani. Evet, biz 99 yılında başladık, yola çıktık. Hı hı. Ama 2002 yılında yasalaştırdık. Evet. 2002 yılında Cevat Tiryaki Başkanımız 2 yıl başkanlık yaptıktan sonra Temel Tiryaki kardeşimize devretti. Bayrak yarışıdır bu dernekler, evet. Biliyorsunuz bayrak yarışıdır. Dernekler kimsenin babasının malı değil. Kesinlikle tabii. Bizler bu dünyada faniyiz. Yarın göçeceğiz. Belki bizden sonra gelen yeni nesillere bırakacağız. Temel Tiryaki kardeşimiz Ersal Ergin başkanımız vardı. Rahatsızlığından dolayı gelemedi. Sağ olsun. Hiçbir şey olsun. Bir de sitemediğim ona. Zaten hep çağırdığımız zaman hep rahatsız. Hep rahatsız mı oluyor? Hep rahatsız. Hiç Allah iyileşmedi. Allah. O zaman reçeteyi görmeden inanma Allah'tan artık. Allah'tan şifa diliyoruz artık. Allah tabii şifa versin. Reçeteyi görmeden inanmayın evet, artık. Ersal Ergin, reçete de olmaz. Rapor olur. Doktor evet. Raporu getirin bize. Ersal Ergin başkanımız, Alaaddin Ergin abimiz aramızda aynı zamanda da hem başkanlık yaptı. Alaaddin Ergin başkanımız. Kim o? Geçen yılda kültürümüzde geçen yıl pikniğimizde de köyümüzün ağası seçildi. Belli zaten ama yani. Kendisine, vallahi evet, ağa gibi evet. Oturmuş yani. Evet, kendisine teşekkür ediyoruz. Var var, o potansiyel var evet. Ve 2014 yılında da Alaaddin Ergin abiden bayrağı biz devraldık. Artık götürebildiğimiz kadar arkadaşlarımız da destek olduğu müddetçe götürmeye çalışacağız. Bunlar zaten el birliğiyle destekli evet, oluyor. Yani evet. Dernekçilik budur. Yönetimin arkandaysa bir şeyler yapabiliyorsun. Evet. Tek başına başkan hiçbir şey değil yani, bir şey yapamıyor. Yani, hepimiz için geçerli. Biz sanatçılar için ekip olmamız gerekiyor. İşte dedim ya bizler faniyiz. Biz derneği ne için kurduk? İstanbul'da köyümüzü temsil edelim. Köyümüzde bir insanlar bir araya gelsin, bir arada toplansınlar. Hı hı. Efendim ne bileyim, düğünümüz oluyor, cenazemiz oluyor, bayramlar oluyor. Pikniklerimiz oluyor, iftar programlarımız oluyor, kahvaltı programlarımız oluyor. İnsanlar birbirlerini görsünler, tanısınlar, kaynasınlar. Yok. Yani biz nesiller, biz 44 yaş grubu, 40 yaş grubu göçtüğümüz zaman ahirete geri gelen nesilimiz birbirini tanımıyor. Çocuklar, gençler tanımıyor. Maalesef. Biz futbol takımı kurduk gençlere, gençler birbirini kaynasınlar, tanısınlar. Yarın ileride bizler gittiğimiz zaman çoluğumuz çocuğumuz birbirini tanısın. Evet. Köydeki insanlarımız, köyümüzde işte Tepecik olsun, Bekirli, Doğan Köyü, buradaki insanlar, gençler birbirini tanıyor ama şimdi İstanbul'dakiler, evet. Birimiz İstanbul'un bir tarafına gitmişiz, birimiz bir tarafına gitmişiz. İstanbul'dakiler birbirini tanımıyor. Dernekler aslında bu yönden güzel. Ama işte dernekler güzel ama derneklere de katılım Az. Aslında katılım başkanım, gerekiyor. Bu derneklerin kurulma sebebinin de biraz bu tanışma, kaynaşma olması gerekiyor. Evet. Ya şimdi yani, program yaptığımız zaman kadınlı erkekli program yapmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Kahvaltı programları olsun, işte iftar programları olsun, evet. Mevlid, Kur'an okuyoruz. Tam onu demeye getirdim. Özür dilerim. Ben dedim ya, ben de dernekçiyim. Dernekte yemek yapıyoruz veya yemekte program var, kahvaltı program var. Abi ne kadar kişi varsa geliyor. Evet. Gel, başım gözüm. Ama yemek yok, kahvaltı yok, hiçbir şey yok, gelmiyor adam. Niye gelim ki diyor. Ya nasıl, Allah Allah, orası yemek yeme yeri değil ki. Yani. Birleşme, kaynaşma yeridir yani. Bu huyumuz hakikaten çok kötü, kızıyorum. Yemek varsa hurra gidiyoruz, yemek yoksa boş ver, ama ne uğraşacak, evet, oturayım evimde. Gerçekten çok doğru, maalesef, kızıyorum. Evet, maalesef. Yani. Efendim, gerçekten eğer hakikaten hemşericiysek, dernekçiysek hep birlikte yani, illa yemek yemeye değil, oraya kahvaltı yapmaya değil ya. Bizim insanlarımız, İstişare yapalım, sohbet edelim, konuşalım yani. Gerçekten bizim insanlarımızda bu var. Bir market açılışı oluyor, bir şey ucuz olacak, sabahtan aynen oraya giderler. Evet, evet. Yani yağmalama yaparlar gibi ezan yani. Ezan okunmadan evet, hemen marketin önünü keser. Yani ezan okunmadan. Şimdi yani derneğe çağırdığınız zaman insanları, dernekler istiyoruz ki bireyler olarak erkekler geliyor mesela. Evet. Toplantılara. Genelde biz yönetim kurulu toplantımızı erkekler yapıyoruz. Ama geri kalan işte programlar olsun, ne bileyim piknik olsun, kahvaltı olsun, hepimizin ölmüşü var, Kur'an okutuyoruz. Tabii, tabii. Onlara hep kadın da erkekli yapmaya gayret ediyoruz. Şimdi gelirken
Kenan abim mesela hiç eşini getirmez bir yere giderken. Eşi ne hocaymış. Hocaysa biz de hocayız. Biz niye getirmiyor Kenan abi? Bizim de benim dedem rahmetli Uyzu İsmail Hacı'ydı. Hı. Yani ben her yere eşimle, çoluğumla, çocuğumla gitmeye gayret ediyorum. Kenan abim getirmiyor mesela. Efendim, Kenan başkanım. Abi de başkan yardımcısı bir de. Abi kusura bakma ben, yani yemin ediyorum 1-0 geridesin yani. Şunu söylemek istedim. Hanımları getirmeyiz. Niye abi? Hanımları getirdin mi sanki millet özür dilerim yiyeceğiz biz orada hanımları. Şimdi bir de Ezel Hanım ama şu oluyor. Ama şimdi şu var. Bütün dernek yönetimi için geçerli bu ya. Evet hanımlarımızı eşlerimizi getirmeyin. Otur abi evde. Niye otursun ha. Kadın evde? O da iki i̇şte, insan görsün yani, çıksın tanışsın ne dernekçiliğin ne olduğunu öğrensin. Evet. Belki sizlere hani şey yaparlar yani anlayış gösterirler. Zaten, dernekçi dedim geç gidiyoruz eve. Zaten hakikaten. kadınları bayanları biz derneğin içine sokmadığımız için hep geride kaldık. Öyle hep ama. Geride kaldık. Aynen. Dernek olarak hep geride kaldık. Geride efendim, kalmaya mahkumsunuz. Yani mahkumuz da evet. Kusura bakmayın evet. Gerçekten. Şimdi kadınlar bu yerlerde toplayıcı, birleştirici, bütünleyicidir. Aynen. Kadınlar her yerde, gittiği yerde, kadının olduğu yerde huzur olur. Huzur olur ya huzur, aynen. Yani. Şu da erkeğin şimdi, hepsinin erkek olduğunu düşünsenize. Erkekler kahvesi gibi bir şey olur ama biz bayanlar toparlıyoruz ama en azından erkekler kendilerini toparlıyorlar bir. Çeki düzen evet. Mi ediyorlar yani? Bayanız nitekim. Efendim şimdi, bayanlar bizim hem annemiz hem tabii ki. Hanımımız hem kızımız. Yani hanımlar bizim başımızın tacı ya. Bir de şimdi orası bir insan... yuva yani aileyiz biz orada anladın evet, mı? Kimse evet. Kimsenin hanımların yanlış gözle bakmaz zaten orası. Şöyle yakamızı iliklememiz lazım. Evet, evet. Öyle değil mi şimdi, Oktay Bey? Bir de bizim insanlarımız şunu benimsemiş. Dernekleri çok artık önemli. Şey davetiye dağıtma yeri gibi görüyor. Davetiye evet, dağıtma. Evet. Çok düğün doğru. Var efendim arıyorsun vatandaşın birini. Alo derneğe niye gelmiyorsun? Efendim uzak gelemiyorum bilmem ne. Çoluk çocuk büyüyor ufak o zaman. Evet. Gelemiyorum dediği zaman çocuklar ufak. Çocuklar büyüyor, serpiliyor. İşte kızı varsa kocaya gidecek. Oğlu varsa verecek. Davetiye alan bir çanta elinde davetiye al. Gel derneğe davet. Ha nerede sen bilmiyordun. O zaman uzak olmuyor ama. Uzaktın. Ya zaman ya biz sana her gün derneğe gel demiyoruz ki kardeşim. Yani. Derneğe senede bir sefer, iki sefer gel zaman ayır ya. Zaman ayır. Çok zaman doğru. Ayır o insanlardan kopma, toplumdan kopma. Şimdi cenaze oluyor. Cenazeye mesaj atıyorsun. Cenazeye geliyor. Cenazeye geldin. Derneğe de gel. Ya senede iki sefer gel. Biz sana gel. Bir de zannediyorum derneğe aidat hani alıyoruz ya gelen insanlardan dernekler aidatla yürüyor. Bağış yaparlarsa Ercan Usta gibi, başkanım, Alaaddin Ergen gibi bağış yapan olursa bağışla yürüyor, aidatla yürüyor. O konuya geleceğiz. Hemen o konuya geleceğiz. Başkanım, evet. Bu çünkü dernekçilik bitmez. Getirecek arkadaştan mı bahsediyorsun? Evet, bir beyaz giyimi yapalım Bey, bakalım. Yandın Ersal Bey. Efendim sonra... şu bayanları bir alkışlayalım mı ya? Thank you.
Teşekkür ediyorum sevgili dostlar, sevgili izleyenler. Sizden özellikle ricam, kameraman arkadaşlarıma, rejideki arkadaşıma, TV52'ye şöyle güçlü bir alkış istiyorum ama. Valla harikasınız. Yemin ederim harikasınız. Bir de güzel benim sazlarıma. Alabilir miyim evet, güçlü bir alkış? Evet. Adem Bey. Buyurun baba. Değil mi? Evet. Faaliyetlerimizden de biraz konuşalım. Yaptığımız, yapacağımız. Şimdi TV 52 ekranlarından bir de müjde vereyim. Stüdyodaki arkadaşların da haberleri yok. Bugün öğrendim. Hepimize şey olacak. Bağcılar Belediyesi'nde çalışan yeğenim Emrah Güler'e çok teşekkür ediyorum. Bugün ben arayarak 14 Mayıs Pazar gün. Allah izin verirse piknik. Altıncısını düzenleyeceğimiz piknik şölenimiz olacak yine. 14 Mayıs. 14 Mayıs, evet. Çok güzel. Maşallah. Sizleri de beklerim inşallah. Emrah. Ben bizleri sadece sanatçı olarak bekleyebilirsiniz. Yani tamamen duygusal diyor. Şimdi tamamen duygusal. Yani dernek yöneticisiniz. Dernek olarak da gelebilirsin. Ezel Bey. Ezel Hanım pardon. Şimdi burada Şenol Başkanım'a da teşekkür ediyorum. Sanatçıyım. Şenol Başkanım hakikaten. Sevgili Başkanım. Şenol Gündüz Başkanım bizlere TV 52 ekranlarında bizlere bu şey fırsatı verdi. Kendimizi tanıttık, derneğimizi tanıttık. Şimdi altıncısını düzenliyoruz bu sene pikniğimizin. Pikniğimizde geçen yıl ilk yaptık. Keşkek. Bu yıl da inşallah yapacağız. İnşallah. Olsa da yesek.
A adaylarınızı da tabii ki şimdiden bekliyorum ama Alaaddin Ergin A abi, adayları? A adaylar. Şimdi geçen yılki ağımız ağlığına devam eder herhalde de Ercan Akgündüz abim var mesela. Dedim ya öyle bir Ercan potansiyel abime, var zaten. Ercan Akgündüz'e hakikaten bir alkış istiyorum ben. Bir görebilir miyim Ercan Bey? Evet. Bir de Mehmet Gürsoy abim var. Mehmet Gürsoy abim de bizleri hiç yalnız bırakmıyor. Valla şurada gözlüklü bir abi var. Tam ağır tipi var onda var. Şenol Başkan. Valla abi maşallah var ya. Şimdi, yani heybetinle duruyorsun ya. Şimdi evet, hepsine teşekkür ediyorum. Şimdi Çakmak Sönmez abimiz var. Çakmak Sönmez abimiz bizim genel sekreterlik görevini dışarıdan yürüten bir arkadaş. Esas genel sekreterimiz var da o biraz işlerinden dolayı. Turgay esas yapıyor. Genel sekreter gelemiyor işlerinden dolayı şey yapamıyor ama medyada bizleri Tepecik Köyü'nü hakikaten temsil eden Temel Sönmez abim var aramızda. Kendisine teşekkür ediyorum. Tamam belli ama reklamcı doğru evet. Böyle. Bu piknik evet. Ezel Hanım bu şey var olmaz yani, onu söyleyeyim. İnşallah pikniğe geldiğim öyle zaman değil mi Ezel Hanım? O haberleşeceğiz. Bu piknik Ezel Hanımsız olmaz arkadaş. Ya, Ezel bence Hanım de, bence Turan Bey'siz bence olmaz ya. Yani. Ezel Hanım'sız ve Turan Bey'siz olmaz bu teşekkür piknik. Teşekkür ederiz efendim. Efendim. Şimdi işte biraz önce dediğim gibi faaliyetlerimiz, ya küçük derneklerin faaliyetleri ne olur? İşte kahvaltı programları, efendime söyleyeyim, mevlid okutuyorsun, Kur'an okutuyorsun. Ne bileyim, Ramazan'da özellikle Ramazan ayında 2-3 sefer iftar vermeye gayret ediyoruz. Hı hı. Nacizane verebildiğimiz 3-5 kişiye burs veriyoruz öğrencilerimize. Telefon. Yani burs vermeye gayret evet ediyoruz. Hı hı. Yani işte biraz önce dediğim gibi insanları aslında bir araya kaynaştırmak için elimizden gelenin hepsini yapmaya gayret ediyoruz. Yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber tabii ki tek hakikaten siz de söylediğiniz tabii gibi tek dernek başkanlığı tek başına bir şey yapma şansı yok. Yok mümkün değil. Yani işte dedim ya dernekler biraz önce bir konuda kalmıştık. Aidatlarımız. Evet. Hakikaten biz aidat ödemekten çekinen bir milletiz. Evet. Niye bilmiyoruz. Hani dernek başkanı gitsin ödesin, kirayı evet ödesin, faturaları ödesin işte. Ama kahvaltı hazırladığında da biz koştura evet koştura evet gelelim. Öyle kira, bir yapımız kira var. Kira olayına çözüm bulduk. Şöyle bulduk kira olayını da işletmeciye veriyoruz. 2 yıllık, 3 yıllık sözleşme karşılığında işletmeciye veriyoruz. İşletmeci kiramızı, elektriği, suyu işletmeci karşılıyor. Bizim o yönde sıkıntımız yok. Ya insanlar gelsin derneğe, aidat diye kimsenin yakasına evet sarılmadık. Tabii. Yani kimseden aidat istemiyoruz. Ya zoraki istemiyoruz yani zaten. Yani dedi ki dernek işi gönül işi. Ya elimizden ya ne geçerse sonuçta hem dernek başkanına evet yardımcı olun evet hem yapabileceğimiz faaliyetlerde de kasamızda bir paramız olsun ya başka bir şey Ezel değil. Hanım, şu var. Çalıp şimdi, da kimsenin iş adamı kapısına şimdi gitmeyelim yani. Aidat veriyor 5 lira bizim aylık ücretimiz. Şimdi 2 ayda bir toplantı yapsanız, 2 ayda bir toplantı yapıyoruz da zaten. Hı hı. Toplantı yapsanız geliyor zaten o gün toplantıda kahvaltı türü bir şeyler veriyoruz. Evet. Zaten 8-10 tane de çay içiyor. Heh. Zaten verdiği aidatı yiyor gidiyor. Yiyor gidiyor. Yani bize bir şey vermiyor. Bize bir şey vermiyor. Yani, kendini ödüyor. Yani, aynen öyle yani. Şimdi, kendi kahvaltı parasını ödüyor yani ama adam. Ama işin açıkça düşündüğün zaman o değil mi? O çok doğru. Vallahi çok doğru. Yani kesinlikle. Şimdi zaten ondan sonra diyor bir de geliyor 3 ay sonra 5 ay sonra çıkıyor. Efendim sen parayı ne yaptın? Ya zaten yedin ya parayı kardeşim ya. Ay bir de verdiği ya, para 5 TL beni ya şimdi bu. Başkanım Nasrettin Hoca'nın işine dönmüş bu. 5 TL, 5 TL'nin gelip Nasrettin hesabını soruyorsun. Nasrettin Hoca'dan birisi ödünç para istemiş. Almış, vermiş neyse. Tekrar bitmiş, tekrar istemiş. Demiş yastığın altında git al gel demiş. Bakıyor yastığın altında yok. Hocam diyor yastığın altında yok. Koymadın ki olsun. Koymadın ki olsun. Koymadın ki olsun oraya. Koysaydın olacaktı. Çok yani, doğru vallahi yani aynen öyle. Ya bu konuda biraz daha böyle şey olmamız lazım, düşünceli olmamız lazım. Hakikaten hassas ya, yaklaşmamız biz lazım. Biz istiyoruz ki ya gelsin insanlar gelsin, derneğine gelsin, derneğe tabii sahip çıksın. Sahip çıksın. Yani bugün dedim ya biraz önce biz faniyiz, biz yarın gideceğiz. Ya diyor ki Ahmet işte Adem Başkan istemiyorum, öbürü Alaaddin Başkan istemiyor, öbürü Temel Başkan istemiyor. Ya Temel Başkan gitti, Alaaddin Başkan gitti. Ya ben de gideceğim yarın. Tabii ki. Ben tabii burada ki kalıcı değil. Çivi çakmadım aynen ben buraya. Aynen kimse çivi çakmadı. Yani biz de gideceğiz. Gideceğimiz için yani bu dernekler kimsenin babasının malı değil. Değil evet. Benim
Babam ellerinden öpüyorum. Dursun tiryaki almadı bana bu derneği. Ya da anam beni doğururken git Tepeciköy Derneği'ne başkan olacaksın diye de doğurmadı. Doğurmadı tabii. Yani bunlar her şey sevgi meselesi. Başkanım sen bu hırsla milletvekili olursun. Ben öyle tanıyorum. Yok yok. Milletvekilliğinde inanın ki gözüm yok. Milletvekilliğinde gözüm yok. Milletvekili, meclis üyeliği bilmem ne. Benim onlarda gözüm yok. Ben sadece ya insanlar yarın gittiğimiz zaman arkamızdan desinler ki. Nerelere gideyim ya Rabbi. Arkadaş bu adam geldi işte şunu yaptı. Allah razı olsun. Öldüğümüz zaman arkamızdan bir Fatiha okuturabilirsek ne mutlu bize. Bizim isteğimiz o. Eyvallah. Başka yoksa eyvallah. Biz. Eyvallah. Anam bizimkilere sonradan gidiyor sinyal. Ancak gidiyor. Şu mesajlara bir bakalım mı Turan Bey? Efendim bakalım. Mesajlara. Bu akşam yine. Sunucu koptu. Yayında. Evet. İyi akşamlar Akgündüz ailesinden Emirhan Akgündüz. Stüdyodaki Ercan ve Kenan amcama selamlarımı iletiyorum. Dernek başkanımızı da başarılarının devamını diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum canım yani. Biz teşekkür ediyoruz. Temel Tiryaki olarak programınıza başarılar diliyorum. Başkanımızı gururla izliyoruz demiş. Tamam, eyvallah efendim. Tamam, Allah razı olsun. Ben Ordu Akkuş'tan Fatma Aydın Fadik türküsünü rica ediyorum sizden. Başarılı yayınlar dilerim. Fatma Hanım selam sevgiler Akkuş'uma. Amcaoğlu başarılarının devamını dilerim. Programınızın hayırlı olmasını diler. Ömer Tiryaki teşekkür kardeşimiz. Teşekkür yine. Ben Mehmet Kütük. Perşembe Efirli'den başkanımız işte. Adem Tiryaki'ye başarılarını stüdyodaki oğlum Samet Kütük ve bütün akrabalarımızı İyi eğlenceler diliyorum. Teşekkür efendim çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Mehmet enişten bir de keşkek yapmak için bu yıl inşallah bekliyoruz. İnşallah bu yıl keşkeğe bekliyoruz. İyi yayınlar başlıyor programınızı kendim. Severek izliyorum. Sizden Ordu'nun gülü müsün istiyorum. Yayında başarılar dilerim. Anamur'dan Kumrulu Halil Cep abimiz. Teşekkür ederiz Anamur'a selamlar. Yine iyi yayınlar Ezel Hanım ve Turan Bey programınızın başarılar diliyorum. Sizleri ailece severek izliyoruz. Programınızı davet edilen Adem Bulut'tan güzel, uzun hava ve hareketli bir parça söylemesini rica ediyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Zaten Adem kardeşimiz de yerine getirdi. Başkanım, güzel bir ne uzun oluyor? Havayla. Yani, evet, yüreğine sağlık Adem kardeşim. Evet. Yani bunu başkan mı söyleyecek bu uzun havayı? Yok. Ciddi misin? Efendim merhaba ben. Ben sonra söylerim. O zaman okutalım. Yok. Evet. Merhaba ben Ordu Tepecik Köyü'nden Sezer Ergin. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Dernek başkanımız Adem Tiryaki'yi Tepecik Köyü olarak gururla izliyoruz. Saygılar sunuyorum demiş. Teşekkür ediyorum Sezer kardeşim. Efendim bizler de teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz. Edeceğiz Ezel teşekkür Hanım. Ediyoruz. Vallahi başkan sesin güzel mi? Çok güzel. Ben yok. Hakikaten. Benim işim değil. Yok. Vallahi dur benim hakikaten yok. Hayır bir yok. Saniye ya dur. Yok. Dur vallahi. Bak Davut Bey'e geçen hafta okutmadım Davut kardeşime. Sana okutayım mı müdür beyin yeşil kürkü? Ha Davut Bey'e okudun ama ben ay vallahi gelsene dur gel Davut Bey gel. Ezel Hanım. Vallahi gel. Allah aşkına gel. Allah'ın adını verdim gel kardeşim gel. Bir müdür beyin yeşil kürkü. Evet. Hangi ses bilmem. Mikrofonunuzu alabilir miyim? Yengeye söylüyorsun. Thank you.
kürkü. Yeni çıktı bu türkü. Müdür bey izin vermiş, söylenecek bu türkü. Ben seni tanıyorum, her kırandan aşanı. Ben seni sanıyorum da yanıyorum ben. Yanma da güzelim, yanıyorum ben de. Mendili salla geliyorum ben. Bir güzelin uğruna da bedende oldum ölüyorum. Vallahi harikasın yani. Ya biz geçen hafta bu başkana niye söyletmedik? Bu hakikaten ha. Ay maşallah. Bundan sonra konuk alacağım. Başkanlara şarkı okutacağız. Hazırlıklı gelin. Yüreğine sağlık. Sağ ol ya Davut Bey. Vallahi çok teşekkür ederim. Bir ordunun görevleri Ezel Hanım. Rica ederim. Ne demek yani? Bizden sizlere hediye olmuş olsun efendim. Müdür Bey'in yeşil kürkü. Evet. Birazdan da Adem Bey'den, Adem Başkanlar'ın şarkı alacağım. Evet. Bir ordunun dereleri tabii ki yapalım efendim. Tabii ki. Sizlere de teşekkür ediyorum. 50 yaşından sonra Davut Bey'i bir cevheri keşfettiniz. Vallahi öyle oluyor. Yani. Öyle oluyor. Biz yani yeni kişilere fırsat veriyoruz Adem Bey'den sonra. Artık menajerin de ben Adem olacağım kardeşimden Davut Bey. Sonra. Menajeri de tamam ben Adem Bey. Evet. İki adenin arasında dilek tutacağım birazdan. Sürmelim ama oy Mehmet'im
düştüm demedim. Oy Mehmet'im vermedim. Sana küstüm demedim. Beni sana geçmişler. Vallahi ben demedim. Küfürmeyim Allah. Beni sana geçmişler. Vallahi ben demedim. Sürmelim ama. Çok teşekkür ederiz. Yüreğine sağlık. Şimdi Alem Başkan'dan alıyoruz. Alıyor muyuz bir şarkı? Evet. Alıyoruz. Alamıyormuşuz. Ne ballı adam. Bitiyor, yayın bitiyor. Son dakikalarımız var. Tamam. O zaman güzel dileklerini alayım. Evet. Yani. Şimdi burada öncelikle teşekkürlerimizi gönderelim de. Tabii, teşekkürlerimizi şimdi gönderelim. Köy muhtarlarımız var. Tepecik köy muhtarı, Bekirli köy muhtarı bizleri takip ediyorlar. Neleri evet. Köy muhtarımız var. Beyli köy muhtarımız, Efirli muhtarımız. Kendilerine saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum bizleri izledikleri için. Belediye başkanlarımız var. Kağıthane Belediye Başkanımız var. Meclis üyemiz var. Gülcan Özkaya aynı zamanda platform başkanımız. Evet, Gülcan'a da selam sevgiler olsun. Çetin Akgül var. Şişli meclis üyemiz. Aynen Çetin Bey. Şişli Belediye'miz. Efendim Beşiktaş Belediye'mize, Büyükşehir Belediye'mize, İstanbul Büyükşehir Belediye'mize, Perşembe Belediye Başkanımız Kemal Bahtiyar Bey'e, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Enver Yılmaz Beyefendi'ye, kendilerine hakikaten derneğimize, köyümüze, köylerimize vermiş oldukları desteklerden, hizmetlerden dolayı hakikaten teşekkür ediyorum buradan. Tabii annemin, babamın, onların bende emekleri büyük, annemin, babamın ellerinden öpüyorum hepsine. Köydeki büyüklerimize saygılar sunuyorum. Efendim dernekte insanlar korkmasınlar. Yani dernekte biz insanları, adamları yemiyoruz. Evet, gelsinler. Evet. Dernek, bu köy dernekleri bizim derneğimiz, bizim köyümüz. Biz burada yaptıklarımız hep köyümüz adına. Köyümüz adına, insanlarımız adına, çocuklarımız adına, geleceğimiz adına yaptığımız, yapmak istediklerimiz bunlar için biz evet, varız. Çok doğru. Yani gelsinler bu dernekte, gelme gibi dernekte adam yemiyorlar yani. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız için vallahi çok teşekkür ederiz. Bütün Perşembe Tepecik Derneği'ne, köyüne çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza, yüreğinize sağlık. Bizleri yalnız bırakmadınız. Mesajlarıyla da bizleri yalnız bırakmayan bütün dostlarımıza, izleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Beni tabii izleyen bebek ninem de beni izliyordu. Kocaman kocaman onu öpüyorum. Kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Yönetim Kurulu Başkanımız İsa Akçay'ın annesi, değerli kıymetli annesi. Efendim 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde orada Akkuş'ta olacağım. Akkuşlu hanımlarımızla buluşacağız. Lütfen bütün Akkuşlu hanımlarımızı bekliyoruz. Öğretmenler evindeki programımıza sevgili ekibimle birlikte oradayız bizler de. Evet. Efendim. Altın Toprak Ars Ofisi'ne de çok teşekkür ederiz. Sponsorluklarından dolayı diyoruz. Haftaya çarşamba görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Efendim. Tabii bu haftaki, önümüzdeki haftanın konuğu da efendim buradan çok ısrarla biliyorum yani benim programıma çıkmak için ve can atıyor ne yapayım ben. Eyüp Ordular Dernek Başkanı Şenol Gündüz bizlerle haftaya olacak efendim. Sakın kaçırmayın efendim. Diyoruz. Evet. Tebrik ediyorum. Şöyle alalım sizi de. Tamam. Buyurun Turan Bey. Ben de buradan sevgili. Adem Bey şöyle alalım sizi ortaya alalım. Adem Bey buyurun. Sevgili Zekai Sönmez kardeşime buradan selamlarımı ve Hasan Ak kardeşime yine Hasan Basri. Bağcılar'da, Bağcılar Belediyesi'nin orada. Yine Hasan Basri abimize de selam olsun diyorum. Bizden de selam, bunları sevgiler olsun. Borç olarak kendime biliyorum. Tekrar diyorum. Muş'a da selam, sevgiler gönderiyorum. Bizleri Ayhan Sönmezler oradan izliyorlar. Tüm ailesine ve aşirete komple selam, sevgiler. Ve Hacı İzol abim de izliyor. Yürek dolusu selam, sevgiler olsun. Evet, dediğim gibi haftaya çarşamba görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Açtan ölen tekrar ölmez diyor.
özlüyorlar. O gitti bir daha, ben özlüyorlar. Söylese, söylese, inanayım. Söylese, söylese, inanayım. Hayatı tesbih yapmışız, sallıyoruz. Adını duydukça ağlıyormuş. Biliyorlarmış benim halime. Gelmişine, geçmişine sayıyormuş. Gelmişine, geçmişine sayıyormuş. Toprak Arsa Ofisi, İki Gözüm programını sundu.